Çocuklar kompozisyonlarda çok zorlanıyorsunuz. Ah nasıl yazsam, nasıl başlasam acaba öğretmen beğenir mi diye. Evet bir kompozisyon örneğiyle karşınızdayım. Konumuz ne ekersen onu biçersin. Bu sefer konuyu başlık yaptım. Evet girişme bölümünden başlıyoruz. İçeriden yaşam hep çalışmayla çabalamayla geçer. Hayat bir mücadeledir. Biz hayata karşı nasıl davranırsak karşılığında da ayrı tabii onu görürüz. Geliş girişi bitirdim. Gelişmeye geçiyorum ve açıyorum konuyu şimdi. Bu hayattaki her şeyde böyledir. Sosyal hayatımızda çevremizdekilere nasıl davranırsak karşılığını öyle buluruz. Sevgi, saygı, şefkat gösterirsek karşılığında aynılarını buluruz. Yaşamdaki tarzımız ektiklerimiz karşılığında bulduklarımız ise biçtiklerimizdir. Sanıyorum gelişme bölümüyle ayrıntıyı anlattık ve sonuca bağlıyorum bu görüşü. Onun için her zaman iyi şeyler yapalım. Güzellikler üretelim. insanlara zor zamanlarında koşalım. Sonunda da güzellikleri Kavuşalım. O halde insanlar yaşam boyunca ne yaparlarsa ne üretirlerse güzel şeylerle meşgul olurlarsa insanlara koşarlarsa yardım ederlerse e, bunu ekerler ve bunun karşılığı da onlara aynı şekilde ektikleri gibi e, biçmek e, şöyle oluyor elimize geçen yetişiyor ediyor büyüyor ve bu güzellikler elimize geçiyor. Geliyor. Ee, sanıyorum anlaşılmıştır arkadaşlar. Yazım kurallarına dikkat ediyoruz büyük harflere, d'lere, k'lere ayrı yazılanlara bu hataları yapmıyoruz ve noktalama işaretlerini. Başarılar diliyorum canım yavrularım.